vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi yerel yönetimlerin başlıca görevidir. 1951 yılında grup şirket adına ilk adımın atıldığı Esman Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Esman ÇEGA Çevresel Ekipmanlar, yerel yönetimlerle işte bu amaç doğrultusunda daha sağlıklı bir çevre için işbirliğine gidiyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü bugünkü potansiyelle birlikte geleceğe dair hedeflerini Eko Gündem'de değerlendiriyor. Belediye sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için atık toplama işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi, caddelerin ve sokakların süpürülmesi ve yıkanması, kağıt, cam, metal ve plastik atıkların toplanması ve değerlendirilmesi, katı atık ve tıbbi atıkların toplanması, doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunulması yerel yönetimlerin asli görevleri arasındadır. Verilen hizmetin kalitesi kullanılan çevre ekipmanlarıyla da doğru orantılıdır. 1950'lerde grup şirket olma yolunda ilk adımı atan Esman Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Şen, bugün ulaştıkları konumun tesadüf olmadığına değiniyor, ilk olarak mesleki tecrübenin önemini vurguluyor. Hiçbir şey birden başlamıyor. Bir şirketin oturabilmesi için belirli bir tecrübeye ve bilgi birikimine ihtiyaç var. Bu bilgi birikimini tabii elde etmek uzun yıllara bağlı bir olay. Benim şansım uzun yıllar British Petrol, TUSLOG yani NATO'ya bağlı bir kurum ve onun devamında da General Electric gibi şirketlerde çalışmış olmamın verdiği tecrübe ve bilgi birikimini sonra kendi şirketimize aktarmak oldu. Esman 1951 yılında babamın kurduğu bir şirket. Otomotiv sektörüne yönelik girişimlerle başlayan ticari yaşamın en önemli alanlarından biri elektronik olurken, 1990'lı yıllarda çevre ve temizlik ekipmanları grup şirkette ağırlığını hissettirmeye başlıyor. 1996 yılında başladığımız kanal temizleme makineleri montajı, satışı ve servis hizmetlerinde satış sonrası hizmetimiz çok önemli. Konumuzda iyi bir yerdeyiz, pazar payımız var. Ve güçlü araçlarla hizmet veriyoruz. Türkiye'de eksikliği çekilen bir başka konu yol süpürme makineleriydi. 2002 senesinde başladığımız işe önce gene teknik adamlarımızı eğiterek yola çıktık. Ondan sonra süpürgeleri getirdik, satmaya başladık. Teknolojiye dayalı çözümlerle farklı ve üstün hizmeti zamanında sunmak temel hedefi oluştururken hizmet yelpazesi de hızla genişliyor. Esman ÇEGA temsil ettiği yol süpürme araçları, kanal temizlik makineleri, plaj temizleme makineleri, park bahçe bakım araçları, plastik konteynerlerle daha temiz bir çevrenin oluşması için belediyelere ve onların taşeronlarına araç, ekipman ve malzeme satışı yapar, servisini verir. Genel Müdür Esman Şen, ülke ihtiyaçlarıyla örtüşecek nitelikteki ürün gruplarının titizlikle seçildiğine değiniyor. Ürünleri seçerken biz çok dikkatli ve seçici davrandık. Konularında lider olan, modern ülkelerin en fazla tercih ettiği ve ekonomikliğiyle, işletme maliyetlerindeki avantajlarıyla bizim ülkemizin koşullarını zorlamayacak araçları tercih ettik. Firmanın çözüm ortakları listesinin en başında Türkiye'nin pek çok şehrinden yerel yönetimler yer alıyor. Büyük şehirlerimizin çoğunda araçlarımız aktif olarak çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, büyük şehirlerden sayabileceğimiz çok yer var. Denizli, Mersin, ilçeler, bazen öyle ilçeler var ki onlar bu konuya çok hassas yaklaşıyorlar. Kalitenin en önemli göstergesinin satış sonrası hizmet olduğunun altını çizen Esman Şen, yedek parça stok seviyesini artırırken personelin eğitimine de büyük önem verdiklerini söylüyor. Ürünler ister ithal edelim, ister burada montajını yapalım.
belli bir kalite ve standarda sahip, bunların hepsini belgeleriyle de gösteren, sunabilen ürünler. Ama ürün ne kadar iyi olursa olsun arkasında muhakkak zaman içerisinde periyodik bakım veya servis veya arızalar döneminde müdahale etme ihtiyacı çıkacaktır. Biz bu noktada iddialıyız. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şen, işlerine büyük bir tutkuyla bağlı olmanın karşılığını aldıklarını dile getiriyor. Biz işimizi çok sevdiğimiz için, işimiz de bizi sevdi, toplum da bizi sevdi. Dolayısıyla biz konumuzda lider durumuna geldik. Esman kelimesi zaten lider demek. Efendim biz bu liderliği hak ederek yapmaya çalışıyoruz. Sadece isimle değil, hizmetlerimizle de yerine getirmeye çalışıyoruz. Firma hedeflerini belirlerken ülke kalkınmasına katkı sağlamayı öncelik kabul ediyor. Zaman içerisinde ithalatın yerini ihracata bırakması temennisi dillendiriliyor. A'dan Z'ye yerli üretime imza atmak önceliğiyle hareket edileceği vurgulanıyor. Şu anda Esma'nın 63. yılı çalışma hayatında. Benim de çalışma hayatındaki 53. yılım. Dileğim ileride uzun yıllar devam etmesi. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak çalışmalar yapıyoruz. Bu yol süpürme makinalarını mesela Türkiye'de şu anda ithal edip satıyoruz. Bir kısmını monte ediyoruz. Yakın vadede bunları Türkiye'de imalatını yaparak hem yerleştirmek hem de etrafımızdaki ülkelere ihraç etmek suretiyle Türk ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Çevresel ekipmanlar söz konusu olduğunda dünyanın referans aldığı araçları sunarken işlevsellik ilk sıraya yazılıyor. Seçtiğimiz araçlar işlerini iyi yapabilmeliydi. İşlerini iyi yapan büyük şehirlerde veya farklı ülkelerin iklim koşullarında, sıcak koşullarda olabilir, soğuk koşullarda olabilir, iyi mücadele eden, sahadaki pisliği kaldırabilen ama çevredeki insanları rahatsız etmeyen, aynı zamanda işletmesini yapan kuruma veya müteahhit firmaya da yük olmayan, yük olmaktan kastımız nedir? Yakıt tüketiminde ekonomik olması, işletme maliyetlerinin düşük olması, kolay bir şekilde bakımının yapılabilmesi, kullanıcı, operatör dediğimiz arkadaşlarımızın bu aracı rahatlıkla kullanabilmesi, araca hakim olabilmesi, bunlar önemliydi. Biz tercihlerimizi buna göre yaptık. Talebin kalite artışında en önemli etken olduğu vurgusunu yapan Mehmet Şen, ülke kalkınmasındaki sürdürülebilirliği de buna bağlıyor. Talep eden insanlar olmadığı zaman bir yerde kalitenin yükselmesi mümkün değil. Talep eden insanları yaratmak lazım. Onları eğiterek yaratıyorsunuz. Onlar çok istiyor. Siz bu defa servis veren veya hizmet veren firma olarak daha iyisini yapabilmek için kendinizi biraz daha zorluyorsunuz. Biraz daha yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla bu bir döngü haline gelişiyor. Bir taraftan daha fazla isteniyor, bir taraf daha fazla veriyor. Daha fazla veriyor, daha fazla veriyor. Toplum kalkınıyor böylelikle, ülke kalkınıyor. İnşallah bu böyle devam eder uzun yıllar. Elektrikli araçlara yönelen talebin yol süpürme araçlarında da kendini hissettirdiğini söyleyen Genel Müdür Esma Şen, gelecek çevreci anlayışı ekonomiyle buluşturan elektrikli araçlarda diyor. Biz kendi sahamızda elektrikli araçlardan vakumlu temizlik makinelerinin, Avrupa'da da önemli markalardan biri olan Gluton'un temsilciliğini yapıyoruz. Bu sayede öncelikle çevreye egzoz gazı salınımını engellemiş olduğumuz için bir katkı yapıyoruz. Sessiz, çünkü gürültü de bir kirliliktir, ölçümlenebilen bir kirliliktir. Gürültüyü de minimum seviyeye çekebildiğimiz için insanlar için daha temiz, daha rahat, rahatsızlık vermeyen makine çalışırken bir ortam sağlamış oluyoruz. Çevre duyarlılığıyla hareket ediyoruz diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şen, sorumluluk duygusuyla atılan adımların deniz ve göletleri de kapsayacak şekilde genişlediğini söylüyor. Çevrenin bakımı ne demek? Temizlik demek. Ağaçların bakımı, parkların, bahçelerin bakımı, değil mi? Yolların bakımı, hepsi bunlar. Biz de buradaki bu çevre bakımıyla ilgili üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Yol süpürme makinalarıyla, kanal temizleme makinalarıyla
Şimdi yeni getirmeye başladığımız, Türkiye'de de ihtiyacı olan derelerin, nehirlerin, barajların, göllerin, göletlerin, limanların, marinaların ve deltaların dibinde oluşan çamur, kum, pislikleri temizleyen makineler getiriyoruz. Bu makinelerle bu yerlerin dibindeki artık malzemeleri, fazla atık malzemeleri çekerek ve bazen kendi en yakın noktasına 1 kilometre mesafeye kadar, bazen de 5 kilometre mesafeye kadar basarak bunlarla çevreye katkıda bulunmaya çalışacağız. Genel Müdür Esman Şen, Türkiye ve dünya yollarına çıkacak elektrikli araçlarda ülkemizin adını duyurma hedeflerini paylaşarak sözlerini noktalıyor. Elektrikli araçlarla ilgili kendi Ar-Ge departmanımızda özel çalışmalar yapıyorlar. Bakalım belki yakın gelecekte biz bu büyük ülkelerin ihalelerinde, şehirlerinde araçlarımızı Türk markasıyla sergileme imkanı bulalım diliyoruz.